Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2, Ünite 5, konumuz zamirler. Zamir nedir? İsmin yerini tutan kelime çeşididir. Zamirlerin tamamı marifedir. Zamirin ne olduğu hakkında daha geniş bilgi için esasen Türkçe dil bilgisi kitaplarına da bakılabilir. Zamir çeşitleri. Zamirler bariz, yani açık metinde yer alan ve müstetir, yani gizli metinde yer almadığı halde, yani yer aldığı kabul edilen olmak üzere ikiye ayrılabilir. Demek ki zamirler evvela bariz ve müstetir olarak ikiye ayrılır. Bariz, gözümüzde görebildiğimiz, müstetir, gözümüzde göremediğimiz zamirler manasına gelir. Gizli yani. Bariz zamirler. Zamirleri toplu olarak şu şekilde şemalandırabiliriz demişler. Zamir öncelikle burada ikiye ayrılmış. Sağ tarafta munfasıl, sol tarafta muttasıl yazmakta. Munfasıl zamirleri de merfu ve mensup olarak ikiye ayırmışlar. Muttasıl zamirler ise üçe ayrılmış. Merfu, mensup ve mecrur olarak. Munfasıl ayrık, yani bitişik yazılmayan zamir demektir. Muttasıl ise bitişik yazılmıştır. Bunu metti muttasıl, metti munfasıl tabirinden de anlayabiliriz. Metti muttasıl bitişik oluyordu. Metti munfasılda ise bir ayrılık söz konusuydu. Bitişik değildi. Her birinin ne olduğuna dair daha geniş bilgi birazdan gelecek. Munfasıl zamirler, yani kelimeler ile bitişik yazılmayan zamirler, arada bir boşluk olur. Munfasıl zamirler önlerindeki kelimelere bitişmeksizin tek başlarına yazılan zamirlerdir ki bu munfasıl zamirler de merfu, mensup olmak üzere ikiye ayrılır. Merfu ne demek, mensup ne demek? Onlar birazdan gelecek. Kısaca diyebiliriz ki bir zamir merfu ise o ne olabilir? Fail olabilir, naib-i fail olabilir, müpteda olabilir. Örnek bunlar. Mensup ise mef'ul olabilir. Mef'ulün birkaç çeşidi var biliyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgi birazdan gelecek. Merfu ve munfasıl olan zamirler. Yani merfu zamirlerin tamamı munfasıl değildir. Muttasıl da olabilirdi. Merfu zamirlerin munfasıl kısmına geldik. Bunlar nelerdir? Çekimini bilmek lazım. Tabloyu kısaca anlatayım. Anlayan vardır, anlamayan vardır. İşte ne diyor? Hüve müfrettir ve gaiptir. Hüve. Huma tesniyedir ve gaiptir. Hum cemidir ve gaiptir. Hiye yine müfrettir ve gaibedir bu sefer. Gaibe demek dişil demek. Gaip demek eril manasına geliyordu. Yani erkekler için, müzekkerler için hüveyi kullanırız. Dişiler için hiyeyi kullanırız. Tesniyeler de aynı şekilde. Baktığımızda huma hem gaibin tesniyesi huma gelmiştir hem de gaibenin tesniyesi huma diye gelmiştir. Aynı şey entuma diye de gelmektedir. Dolayısıyla bir benzeşme söz konusu. Huma'yı gördüğümüzde gaibenin tesniyesi midir, gaibin tesniyesi midir diye bir şüphe düşünmez esnasında. Cümlenin akışına göre gaibenin zamiridir veya gaibin zamiridir denilebilir. Örnek vermek gerekirse, işte Ahmedün ve Mehmedün, Ahmet ve Mehmet dedikten sonra huma zamiri gelirse o zamir gaib tesniyedir. Ahmedün ve Aliyün, o da olabilir. Ahmet ve Ali olabilir. Yani erkek iki tane isim geldiyse huma artık nedir? Gaibin tesniyesi sayılır. Oysa Aişetu ve Fatmatu, Ayşe ve Fatma'dan sonra huma gelseydi artık o gaibenin tesniyesi sayılırdı. Entumalar için de aynısı geçerli. Yani cümlenin sağına soluna bakarak buna siyak sibak derler. Cümlenin önceki kelimesine, sonraki kelimesine, cümlenin akışına bakılarak karar verilir. Bu zamir çekimlerini ezbere bilmeliyiz. Hüve huma hum, hiye huma hunne, ente entuma entum, ente entuma entumne, ene nahnu şeklinde ezbere bilmeliyiz. Ene ben, nahnu biz ikimiz manasına da gelir. Biz ikiden fazla manasına da gelir. Yani biz bir grup olarak. 10 kişiyle kastedilebilir.
milyonlarca kişi de kastedilebilir. Nahnu biz bir ülke olarak tüm ülkede kastedilebilir. Cümlenin akışına bağlı. Bunlara merfu munfasıl zamirler denilmesinin sebebi cümle içerisinde merfu konumunda olmalarından dolayıdır. Yani bu zamirler ne olabilir? Mübteda olur, haber olur, matuf olur. Matufun aleyh olabilir, müstesna olabilir, tekit olabilir. Bu manaya gelmektedir. Dolayısıyla zamirlerin ne tür zamir olduğunu bilmek çok önemlidir. Mübtedayı, haberi, faili belirlerken zamirler önem arz edecektir. Dolayısıyla zamirleri kesinlikle çekimini ezbere bilelim ve ne tür zamir, işte merfu mu, fasıl mı, onları da gayet iyi bilelim, manasını da bilelim. İşte hıve o demek, huma o ikisi, hum onlar manasında. Merfu munfasıl zamirin en yaygın kullanımı mübteda olmasıdır. Hüve o kimdir? Aliyün Ali'dir. Örnek yani. Mübteda haber uyumu gereği, bu da önemli bir konu. Mübteda ve haber arasında bir uyum var. Bu uyumdan dolayı mübteda pozisyonundaki zamirin haber konumundaki kelimeye müenneslik, müzekkerlik ve sayı yani müfret, tesniye, cemi bakımından uyumlu olması gerekir. Zamirlerin tamamı mebni, cümle içindeki yerine göre sonu değişmeyen. Zamirler mebni ne demektir? Mebni, sonu değişmeyen demek. Başına harf-i cer de getirsen, cezmeden de getirsen, nasbeden de getirsen, muzaf da getirsen, sonu değişmez. Örnek, enti. Bunun başına ne getirsek getirelim, daima enti diye yazılır. Entuma, başına istersen fi getir harf-i cer. Entima olmaz, entuma'dır daima. Ente değişmez, hiye hiçbir zaman değişmez. Yazılışları değişmez yani, son harfleri değişmez. Mebni'den kasıt buydu. Ne dedik burada? Mübteda haber konumundayken diyor, mübteda haber olarak bir şey incelerken ne aranmaktadır burada? Müzekkerlik müenneslik yönünden uyumlu olmalı ve sayı yani müfret, tesniye, cemi bakımından uyumlu olmalıdır. Bunlar ne demek? Birazdan gelecek, daha açacağız bu konuyu. Zamirlerin tamamı mebni dedik. Mübteda olan zamirlerin mahallen merfu olduklarını unutmamamız gerekir. Sadece mübteda olduğunda mı böyle olur? Hayır. Başka neler olabilir? İşte haber olduğunda da mahallen merfu olur. Matuf olduğunda da, matufun aleyhi olduğunda da. Çünkü bu nedir? Mebnidir. Mebnilerin tamamı mahallen irap alır. Aşağıya bakalım. Ene, ben neyim? Dalibun, bir öğrenciyim. Buradaki ene mübteda, irabı ne? Mahallen merfu. Niye mahallen merfu dedik? Bir kere merfudur çünkü mübtedadır. Merfu olduğu oradan belli. Peki niye mahallen dedim? Mahallenin zıttı ne? Yani mahallen olmasa ne olabilirdi? Lafzen olabilirdi. Ya lafzendir ya mahallendir. Lafzen diyemedim çünkü mebnidir. Mebnilerin yazılışı değişmez. Tüm mebniler mahallen irap alır. Mahallen merfu, mensup, mecrur olabilir bir kelime. Mübtedaysa mahallen merfu deriz. İrabını söyledik. Bu aynı zamanda nedir? Munfasıldır. Çünkü kendisinden sağına veya soluna bitişmemiştir. Ayrı yazılmıştır. Arada bir punto boşluk var bile diyebiliriz. Yani. Arada boşluk var. Ama önemli olan esasen sağına bitişmesiydi. Sağına bitişemiyor, başka bir kelime yok. Dolayısıyla ene nedir? Munfasıl bir zamirdir. Merfu mudur? Merfu zamirdir. Niye? Çünkü mübtedadır. Başka zamir olmadığından diğerine geçiyoruz. Nahnu yine merfu ve munfasıl bir zamir ve mahallen merfudur. Yani mahallen merfudur. Munfasıl merfu zamirdir. Aynı şekilde nahnu da mahallen merfudur ve munfasıl merfu zamirdir. Entuma da aynı şekilde. Değişen bir şey yok yani. Huma ve nahnu yine aynı şekilde. Bunlar nedir? Mahallen merfudur ve munfasıl merfu zamirlerdir. Hum aynı şekilde. Değişen bir şey söz konusu değildir. Bu örneklerin tamamında munfasıl zamirler mübteda konumundadır ve mahallen merfudur. Mübteda ve haberin her ikisi de marife, belirli bir isim olduğunda diyor. Bu anlatmadan önce uyumdan bahsetmişti. Uyuma değinmedim. Uyumu, mübteda haber arasındaki uyum. Ona değinirim. Ene nedir? Ene ben. Ben kaç kişiyim? Bir kişiyim. Yani müfret bu ene zamir.
Bu yüzden dalibun gelmiştir de talibani şeklinde tesniye değil veya dalibune dullabun şeklinde cemi değildir. Müfrede müfret. Çünkü ene müfreda talibun haber. Arada ne var? Uyum var. Hangi yönden uyum var? Her ikisi de bir kere nedir? Müfrettir. Her ikisi de müzekkerdir. Her ikisi de aynı zamanda, gerçi başka bir şey yok. Her ikisi müfret, her ikisi müzekker. Nahnu el müminin. Diğeri de nahnu dabibetani. Nahnu biz, bizden kasıt ben artı bir kişi burada. O yüzden dabibetani tesniye gelmiştir. Buradaki dabibetani, dabibani diye de gelebilirdi. Tabibetani şeklinde müennes gelmiş. Eliften önce T var. Demek ki buradaki nahnu'dan kasıt iki tane bayan olmalıdır. Entuma siz ikiniz. Seteşterikani. Yine entuma tesne zamir olduğundan der ki yanındaki kelime de tesniye olarak gelmiştir. Tuma tesniye zamiri, muvazzafı anda tesniye. Nahnu biz manasındadır. Yani en azından ben artı birdir. Yerine göre artı bir artı daha fazla da olabilir. Yani bizden kasıt iki kişi de olabilir. İkiden fazla binlerce kişi de olabilir. Burada bizden kasıt artı bir değil yani iki kişi değil. O yüzden ardından gelen haber cemi gelmiştir. Cemi müennes salimdi bu. Açık T sağında dik elif var. Biz bayanlar denilmiş parantez arası göründüğü üzere. Çünkü muallimat cemi müennestir. Demek ki nahnu biz derken bayanlar kastedilmiş. Ene ve nahnu zamiri hem ene hem de nahnu bunlar müşterek zamirlerdir. Erkekler için de kullanılabilir, bayanlar için de kullanılabilir. Hum nedir? Cemi zamirdir. Bu yüzden muallimune de cemi gelmiştir. Hum aynı zamanda hunne değil. Hum cemi müzekker zamiri. Bu yüzden muallimune cemi müzekker olarak gelmiştir. Yani humdan sonra muallimun şeklinde müfret bir kelime gelemez. Muallimani tesniye gelemez. Niye gelemiyor? Çünkü hüm zamiri, müpteda olan bu zamir cemidir. Bu zamir aynı zamanda müzekkerdir. Bu yüzden muallimune cemi müzekker salim olarak gelmiş de yerine muallimatun cemi müennes salim kelime gelmemiştir. Gelemez çünkü hüm müzekker. Öyleyse haberinde müzekker olması gerekir. Kelimeler arasındaki, müpteda haber arasındaki uyuma örnekler bunlar. Müpteda ve haberin her ikisi de marife, yani belirli isim olarak geldiği durumda ikisinin sıfat tanımlaması şeklinde anlaşılması ihtimali varsa aralarına zamirul fasıl denen müpteda ile uyumlu merfu munfasıl zamir girer. Bu zamir peş peşe gelen iki belirli ismin arasına girerek onların cümle olduğunu gösterdiği gibi cümlenin anlamını pekiştirme görevi de görmektedir. Örnek: El raculu el kerimu. El racul kelimesi mevsuf olmakta, yani sıfatlanan kelime. El kerimu sıfat olmakta, özellik bildiren kelime. El raculu adam, öyle adam ki el kerimu cömert olan adam. Cömert adam. Şimdi bunlar birisi sıfat, birisi mevsuf, yani sıfatlanan kelime şeklindeler. İkisi de eliflamlı. No, yani dikkat çekecek nokta o, ikisi de eliflamlıdır. Her ikisi de marifedir. Bunlardan biz müpteda haber yapmak istersek ne yaparız? Araya bir hüve. Yani hüve burada örnektir. Farklı zamirler de olabilir. Araya bir zamir koyulur. Böylece artık el racül mevsuf, el kerim onun sıfatı denilmez. El racülü burada müpteda olmakta, el kerim onun haberi olmaktadır. Hüve ne burada? Zamirul fasıl, yani fasıl zamiri, ayraç zamiri. Müpteda ile haberin arasını ayıran zamir, fasıl ayırmak manasında. Et-talibetü zekiyetü, zeki iki bayan, pardon iki diyorum, tesniye değil burası. Et-talibetü bir bayan öğrenci. Öyle bayan öğrenci ki ez-zekiyetü zeki olan bayan öğrenci. Zeki bayan öğrenci. Birini müpteda, birini haber yapmak istersek her ikisi marif olmak kaydıyla
ne yaparız? Araya bir zamir getirilir. Şimdi hiye geldi. Niye hüve gelmedi? Çünkü hüve ne, nasıl bir zamirdi? Müfretti ve müzekker ve gaipti. Yani burada önemli olan müzekker olmasıydı. Hüve müzekkerdi. Eğer racül müzekker olduğundan ona uygun olarak hüve gelmişti. Et-talibetü müennes olduğundan ona uygun olarak hiye zamiri getirildi. Buraya hüve konulamaz. El-ümmü sahiratu ala rahati evladiha. Bunun örnekleri verilmemiş. Yani el-ümmü anne. Öyle anne ki es-sahiratu uyanık olan anne. Uyanık kalan anne. Uyumayan anne yani. El ummu eliflamlı yani marife, es sahira da eliflamlı yani o da marife. Bunlardan müfeda haber yapmak istersek araya bir zamir getirmeliyiz. Hangi zamir gelir? El üm ve es sahira her ikisi de nedir? Müennestir. Öylesi müennes bir zamir tercih edilmeli. Kelimelerin her ikisi de müfret olduğundan müfret ve müennes bir zamir tercih edilmelidir ki o da hiye zamiri olur. Diğerleri de aynı şekilde. Zaten burada burada verilmiş örnek şimdi gördüm ben de. Demek ki bunlar, bu zamirlerin adı nedir? Zamirul fasıl, fasıl zamiridir. İraptan bir mahalli yoktur bunların. Yani buradaki hüve de müptedadır, sıfattır, haberdir diye bir şey yok. Öyle bir şey değerlendirilmez. Yok, değerlendirilir. Bunlar da işte müptedadır, haberdir gibi yorumlar söz konusu. Ferra öyle demiştir. Yani alimlerden, en eski alimlerden birisi, ünlü dilci Ferra'ya göre bunlar da İraptan mahalli vardır. Ama Halil bin Ahmet yine ünlü bir dilci eskilerden. Onlara göre, ona göre İraptan mahal yoktur. Şimdi zamiri fasıl konusuna bir Arap sitesinden göz atıyoruz. Pek çok zamir çeşitlerine değinmişler. Dal, yani değişik olarak zamiri fasla değiniyorlar. Hı ve o zamirin bir zamirdir. Öyle zamirdir ki diyor müpteda ile haber arasını ayırır. Nahu ne gibi? Halidun Halid. Hı ve o nedir? En nacih. Yani ne oldu burada? Halit mübteda, nacih onun haberi, hüve de zamiri fasıldır. Halit nasıl marife? Özel isim çünkü. Tüm özel isimler marifedir. Eliflamlı olması gerekmiyor. Evveya da zamiri fasıl ne yapar? Aslen mübteda ve haber olan iki kelime arasını ayırır. Kâne halidün ve naciha. Çünkü kâne ne yapardı? Haberini nasb ederdi. Nacih haberidir. O yüzden nasb olmuş. Son harfi fethalanmış. Halid ise kânenin ismidir. Ama bunlar aslında neydi? Müptedâ haberdi. Çünkü kâneyi atarsak geriye ne kalır? Halidün hüve en nâcihû ha zammelenir. Kâne demek ki ne yaparmış? Aslında müptedâ ve haber olan iki kelimenin başına gelir. Onların irabında ufak tefek bir değişiklik yapar. Ve devamına baktığımızda leyse lehu mahallün lehu minel irab. İraptan kendisi için bir mahal yoktur. Feke ennehu. Sanki o diyor kelamda mevcut değildir. Değil gibidir yani. İrapta bir şey ona vermeyiz. Zamiri, fasıl, müptedadır, sıfattır gibi bir değerlendirme söz konusu değildir. Zamir fasıl ne yaparmış? Müpteda ve haber arasına girer. Halit, müpteda, en-nacih, onun haberi. Veya aslında müpteda haber olduğu halde kâneden dolayı İsim ile haber olan, isim ve haber olan iki kelime arasına girebilir. İşte Halid isimdir, hüve de nedir? Zamir-i fasıl, nacih onun, kânenin haberi. Kânenin haberi mensup olur, o yüzden fetha almıştır. Kısaca böyle değindik. Yine farklı bir mecradan da bakabiliriz. Zamir-i fasıl, beynel mübtede-i vel haberi, mübteda ile haber arasına girer. Nahu kavlihi ta'ala ve kerimesullahi hiyel ulyâ. Buradaki hiye zamiri fasıldır. Okuduğumuz bir ayet. Tevbe suresi 40. ayet. Kelimetullahi hiyel ulya. Hiye burada zamiri fasıl olmakta. Yine feulâki humul hâsirûne. Hum zamiri, zamiri fasıldır burada. Ve hum bil ahireti hum kâfirûne. Zamiri fasıl bayağı bir var yani Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Bir iki örnek daha verip kapatalım. O da nedir diyor. İnne ve kardeşlerin ismi ve haberi olarak da gelebilir diyor. Az önce kâneden örnek görmüştük. Şimdi inne ve kardeşlerine. İnnehum humul faizune. Buradaki hum da zamiri fasıl olmakta. İnnallâhe hüve rabbi. Hüve zamiri fasıl. İnne rabbeke hüve a'lemu. Hüve zamiri fasıl. İnnallâhe hüve tevâb-ı rahîm. Hüve zamiri fasıl.
Ya'lemun ennallâhe hüve el hak hüve zamiri fasıl. Kur'an-ı Kerim'de oldukça geçmektedir. Elbette okumakta olduğumuz kitapta o kadar bilgiye yer verilmemiştir. Kısaca geçilmiştir. Bu sizin için bir avantajdır. Mensup munfasıl zamirler de vardır. Onlar da İyyahu, İyyahuma, İyyahum, İyyaha, İyyahuma, İyyahunne diye devam eden zamirlerdir. Bu zamirler müstesna olarak da kullanılmakla birlikte cümle içerisinde büyük çoğunlukla mef'ul olarak kullanılırlar. Bu şekilde kullanılırlar ve daima mensupturlar. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zamirler nedir? Mebnidir. Bu yüzden zahiri yani görünen bir alametle değil de mahallen mensup olurlar. Yani birisi çıkıp İyyâna nasıl mensup, İyyâkünne nasıl mensup, İyyâküm nasıl mensup diye düşünmesin. Mahallen mensup olmaktadır. Yine aynı şekilde son derece iyi ezberlemeleri gerekir. Aşağıdaki örnek cümleleri ve meful konumundaki munfasıl zamirleri inceleyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Şimdi na'budu, e'budu, na'budu. Na'budu nedir? Fiili muzaridir. Nesli mütekellim mal gayr kalıbıdır. Yani biz manasına gelir. Faili nahnu zamiridir. İyyâke ne olmakta burada? Mef'ul olmakta. Sadece mef'ul mü? Hayır. Asıl konumuz neydi? Mensup ve munfasıl zamir. İyyâke mensup ve munfasıl zamirdir ve mef'uldür. Ve İyyâke yine aynı şekilde. Nesta'in de yine aynı şekilde. Nahnu fa'il İyyâke mef'ul olmakta. Hel allemeküm el-üstâzu İyyâhu. Hoca size onu öğretti mi? Hel alleme, alleme öğretti, küm size öğretti, hel mi, soru edatı. Hel alleme küm, size öğretti mi, kim? El üstazü, hoca. Peki neyi öğretti mi? İyyahu, onu. İşte falanca konuyu yani. İyyahu yine mef'ul olmakta. Onu o ikisine verdim. A'taytu, ben verdim. Hu, onu, örneğin elmayı verdim. İyyahuma, o ikisine. İyyâhuma yine burada mef'ul olmakta. Diğeri de aynı şekilde. Mensup munfasıl zamirler genellikle mensup muttasıl zamirlerin ardı ardına kullanılmasının önüne geçmek amacıyla kullanılır. Örnek: Erani eşşartiyyü iyyâhu. Polis onu bana gösterdi. Cümlesinde munfasıl zamir kullanmadan söylemiş olsaydık ne olurdu? İki tane mensup zamiri peş peşe kullanmış olurduk. Eranihi olurdu. Eranihi eşşartî. Şimdi burada era gösterdi ni bana derken buradaki ya nedir? Mensup muttasıl zamirdir. Çünkü mef'uldür değil mi? Nundan sonra gelen ya. Aynı zamanda en sonda bulunan hi de muttasıl mensup bir zamirdir. Yani o da mef'uldür. Buna göre era fiil, ni derken sondaki ya nedir? Mef'uldür. Ardından gelen hi o da mef'uldür. Eşşartı ise fail olmaktadır. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun munfasıl zamirlerle doldurun. Şimdi zamir seçimini neye göre yapmalıyız? Noktaların sağından yararlanamıyoruz. Kelime yok. Öyleyse soldan yararlanalım. Yedru sani. Bu kelimenin özellikleri nelerdir? Hemen değerlendirme yapmalıyız. Yedrüsü, yani derese yedrüsü, bir kere muzari, yedrüsü, yedrusani, muzari'nin tesnisi. Nereden anladım? Muzari olduğunu başındaki y'den anladım. Y de daldan önceki ya harfi onun muzari olduğunu ele verdi. Tesni olduğunu en sonunda esrelinun ve sağındaki eliften anladım. Yedrusani, esrelinun ve sağındaki eliften tesni olduğunu anladım. Peki müzekker mi müennes mi? Müennes olsaydı orada müenneslik alameti yani kelimede göremiyoruz. Dolayısıyla müzekkerdir. Bu durumda bize ne lazım? Tesniye müzekker zamiri lazım. O da nedir? Ama şu da var tabii ki. Bu kelime muhatap mı, gaip mi? Yani üçüncü şahıs mı, ikinci şahıs mı? Yedrüsü, yedrüsani. Evet, gaip. Yani kelime çekimini birazcık bilmemizde fayda var. Buna göre hüve huma. Huma zamiri tercih edilmelidir.
misafiratun gelmiştir. Misafiratun kelimesini inceleyelim. Nasıl bir kelime? Misafirun ismi faildir. Misafirani, misafirune. Çekim yaptığımızda misafiratun ismi failin cemi müennes salimi olduğu ortaya çıkıyor. Nereden anladık? Cemi müennes olduğunu sondaki açık T ve sağındaki dik eliften anladım. Zaten bu bana yeterli, yani isim fail olduğunu bilmeme gerek yoktu. Cemi müennes olduğunu bulmam yeterli. Öyleyse cemi ve müennes bir zamir getirmeliyiz. O da ne olur? Hunne olur. E'taytu ben verdim. Hu ona veya onu verdim. Kime verdim? İyyahuma o ikisine verdim. Az önce geçmişti sanırım bu tarz bir cümle. E'taytu ben verdim. Hu onu, örneğin elmayı verdim. Kime? İyyahuma o ikisine verdim. Ki feriha sevindiler, sevinsinler diye verdim de diyebiliriz. Bu durumda yani ne lazım? E'ta fiili iki tane mef'ul alıyor. Öncelikle onu bilmemiz lazım. E'taytu tu fail, hu birinci mef'ul, ikinci mef'ul lazım. İkinci mef'ul lazım olduğundan bize nasıl bir zamir lazım? Mensup bir zamir lazım. Mensup bir zamir. Mensup zamirler neydi işte? İyyahu, iyyahuma diye devam eden zamirler idi. O yüzden iyyahuma dedim. İyi de niye iyyahu değil de iyyahuma? Çünkü sağdan bir şey göremiyoruz ama soldan çok net görüyoruz ki feriha nedir? Tesniye bir kelime. Feriha müfret, müzekker, gaip, mazi bir fiil. Feriha onun tesniyesi. Bu yüzden tesniye zamir seçtik. Az önce de misafiratun, burada hunne merfu zamir seçtim. Çünkü mübteda lazım. Daha yukarıda huma seçtim. Çünkü mübteda lazım. Niye mübteda lazım? Cümlenin başlangıcına zamir arıyorum. Cümlenin başlangıcında mübteda olur. Burada cümlenin başlangıcı olmadığından bu şekilde olmuştu. Hel nokta nokta. Nereden bakacağız? Sağdan bir şey çıkartamadık. Sola bakalım. Tedrusune. Nasıl bir kelime? Cemidir. Cemi müzekker. Fiil muzayirin cemi müzekkeri. Peki gaip mi? Gaibe mi? Muhatap mı? Muhataba mı? Yani birinci şahıs mı, ikinci şahıs mı, üçüncü şahıs mı, bunlara göre değerlendirme yaptığımızda bunun ikinci şahıs olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden ikinci şahıs zamiri getirmeliyiz. İkinci şahısın da müzekkeri olduğunu görmekteyiz. Kelime çekimine dair biraz bilgimiz varsa bunu anlayabiliyoruz. Tedrusune. Sondaki vav'un cem müzekker olduğunu göstermekte. Cemi ve müzekker, yani eril. Bu yüzden eril zamir lazım. Cümlenin başına bir şey getireceğimize göre merfu zamir lazım. Merfu zamir. O da ne olur? Entum, siz tedrusuna, ders çalışıyorsunuz. Başında hel var. Siz ders çalışıyor musunuz? Olur. Nokta nokta mühendisune. Nasıl bir kelime mühendisune? Mühendisune, mühendisun, mühendisani, mühendisune. İsmi failin cemi, müzekkeri. Yani cemidir. Öyleyse bize cemi bir zamir lazım. Ama nasıl, yani mensup mu merfu mu, ne tür bir zamir lazım? Merfu lazım. Daima merfunun peşindeyiz. Çünkü mübteda lazım cümle başına. Bu yüzden nahnu biz mühendisune mühendisleriz. Fi hazi şirketi şu şirkette. Demek ki buraya getirilecek kelimeler, yani seçilecek zamirler diyelim, cümlenin sağına ve sonuna bağlı olarak seçilir. Yedrusani de zamir seçerken sağda bir şey olmadığına göre müptela lazım dedik. Bu yüzden merfu seçmeliydik. Müfet tesniye cemi ne şekilde olmalıydı? Yedrusani tesniye olduğundan tesniye zamir lazımdı. Peki tesniyenin müzekkeri de var, müennesi de var. O zaman yedrusani'ye bakalım. Yedrusani müzekker. O zaman tesniye müzekker seçeriz dedik. Misafiratun cemi bir kelime. Nereden anlamıştık? Açık T ve sağında bir elif var. Bu onun cemi müennes salim olduğuna delildir. Musafiratun, katibatun, nasiratun, gatilatun. Ne zaman ki elif ardından açık T geliyorsa cemi müennes olduğunu biliriz. Bu durumda bize cemi ve müennes olan bir zamir lazımdı. Ama ne lazım aynı zamanda? Mübteda lazım. Mübteda cümle başına gereklidir. Bu durumda hunne'yi seçtik. E'taytu tu fa'il hu birinci mef'ul. E'ta'nın iki mef'ul aldığını bildiğimizden ikinci mef'ul lazımdı. Yani mef'ul lazım olduğuna göre mensup zamir lazım manasına geliyor bu. Bu durumda mensup zamir seçmeliyiz. Ama hangisi olmalı? Bir sürü mensup zamir var. Feriha tesniye olduğunu söyledik. Feriha, feriha, ferihu. Nasara, nasara, nasaru. Ketebe, ketebe, ketebu.
tesniye mazidir ve müzekkerdir. Ona göre uygun olan zamiri seçtik. O da iyya huma olmaktaydı. Diğerleri de aynı şekilde. Muttasıl zamirlere geldik. Muttasıl bitişik manasına gelmekteydi. Öncelerinde bulunan isim, fiil veya harflere bitişik olarak yazılan zamirlerdir. Yani nereye bitişik? Sağına bitişik. Bitişik olması esasen, yani mürekkebe ara verilmeden yazılmış olması, kalemi kaldırmadan, kalem bastırılmış, kelime bitmiş ve ara verilmeden diğer zamir çizilmiş manasına tamamen gelmemektedir. Çünkü bazı harfler kendisinden sonraki bir harfe bitişik yazılamamaktadır. Bu tecvid kitabında da bazı harfler verilmiştir, yani şu şu harfler, bu bu harfler diye. Örnek verebilirsek o da vav'dır. Mesela vav harfi kendisinden sonraki harfe bitişik yazılamaz. Dolayısıyla muttasıl bir zamir vav'dan sonra gelirse bitişik yazılmadığını göreceksiniz. Bu o zamirin munfasıl olduğu manasına gelmez. Zamir hala muttasıldır. Yani muttasıl zamirler aslında ezbere dayalıdır. Kendi aralarında merfu, mensup ve mecrur olarak üçe ayrılır. Az önce anlattığım şeyi birazdan göreceğiz, onu da söyleyeyim. Aklınızda da kalmasın. Bu muttasıl zamirler mensup olabilir, mecrur olabilir, merfu olabilir. Merfu yine aynı şekilde işte fail olabilir yani. Mensup meful olabilir. Mecrur işte başında ne vardır? Muzaf vardır. Merfu muttasıl zamirler. Fiillere bitişen ve fiil malum yani etken yapıdaysa fail olan zamirlerdir. Eğer fiil meçhulse bu durumda naib-i fail olan zamirlerdir. Kısacası çekim esnasında fiile bitişen zamirlerdir diyebiliriz. Fiil malumsa bu merfu muttasıl zamirler fail olacaktır. Fiil meçhulse naib-i fail olacaklar. Bu yüzden bilmek çok önemli. Merfu muttasıl zamirler bir maziye göre, iki muzariye, üç emre göre sıralanmıştır. Direkt ketebe tesniyeden başladı. Neden? Çünkü ketebe yani müfrette bitişik bir zamir söz konusu değildir. Ketebe'de olsa olsa ne olur? Hüve gizli zamiri olabilir. Veya ketebe aliyyün yani ardından zahiri bir isim, gözde görünen bir isim gelebilir. Bu yüzden tesniye elifiyle başladığı müfret niye yok diye düşünmeyin, yazım hatası yoktur. Tesniye cemi şeklinde devam ediyor. Eliful isneyin tesniye elifi demek. Mazide ne var? Ketebe işte sondaki elif. Veya ketebeta burada da yine elif. Ketebe müzekkerin tesniyesi, ketebeta müennesin tesniyesi. Sondaki elifler fail olmakta. Fail olmakla birlikte aynı zamanda neymişler? Muttasıl merfu zamirler. Artık onlara muttasıl merfu zamir ve faildir şeklinde ifade edeceğiz kendilerini. Muzariye baktığımızda yektubani elif var. Tektubani'de müennesin tesniyesi. Tektubani müennes yani. Buradaki elif de yine fail olmakta. Emri hazıra bakıyoruz. Uktuba yine tesniye geldi. Uktub şeklinde gelmedi. Çünkü uktub da fail ne olur? Ente, sen olur, gizli zamir olur. Bu yüzden tesnelerden başlandı. Uktuba da elif faildir. Cemi vavu her yerde faildir. Ketebu fail, yektubuna fail, uktubu gene fail. Ketebe, keteba, ketebu. Yektubu, yektubani, yektubuna. Uktub, uktuba, uktubu. Bu da yine cemidir. Buradaki vavlar faildir. Sadece fail değil ama neydi aynı zamanda? Muttasıl ve merfu zamir. Muttasıl görüldüğü üzere sa ile bitişik. Yani ba ile vav bitişiktir. Aradaki mürekkep akıntısı durmamıştır. Hepsi için her şey geçerli. Üç kelime içinde. Bir de nunu nüse var. Yani müennestik nunu. Bu da fail olmaktadır. Ketebne nun fail. Yektubne, tektubne. Bunlar çok geçmişti. Tektubne müennes için. Müennes için dedim pardon. Yani muhataba için. Yektubne de gaibe için. Her ikisi de müennes sonuçta. Uktubne bu da muhatabanın cemisi olmakta. Evet. Ya'ul muhatab. Muhatap yasına geldiğimizde burada ne görüyoruz? Mesela uktubi. Uktubi'yi gördük. Uktubi derken sondaki ya muhataba yasıdır ve faildir. Tektubine nundan önceki ya faildir. Mazi bölümüne baktığımızda çizgi var. Çünkü mazinin bu kalıbında yani müfret,
müennes muhataba kalıbında nasarti kelimesi gelmekte. Nasarti. Nasarti'de ya yoktur. O yüzden çizgi koyulmuş. Yani burada mazinin faili ne olur? Ti olur. Onu şimdi burada veriyoruz zaten. Et-taul mutaharrik. Taul fail. Harekeli ta veya fail tası. Her ikisi de denilmektedir. Ketepte ketepti. Ketep tuma, ketep tunne, ketep tun. Ketepte de t fail, ketepti de t fail. T bayanlar için, t erkekler için. Ketep tuma hem erkek hem bayanlar için kullanılmakta. Müşterek tuma fail yani burada. Aynı zamanda muttasıl merfu zamir. Ketep tunne, ketep tun. Tunne müennes için, tum müzekker için faildir. Ketebna bu da burada da na faildir. Görüldüğü üzere buralarda da muzaride ve emirde çizgi var. Çünkü muzarinin ve emre hazrın buralarında te, tuma gibi bir zamir söz konusu değildir. Na var bir de mütekellim nası. İşte şimdi ondan bahsettik. Na muzaride, mazide var. Muzari ve emirde yoktur. Muzaride ne gelir? Ektubu, nektubu. Nektubu gelir. Gizli zamir var yani. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan merfu muttasıl zamirleri inceleyin, bulun. Aişetü ve Hatice'tü. Ayşe ve Hatice o ikisi fehimeta anladılar. Ederse derse. Derse anladılar. Şimdi fehimeta nasıl bir kelimedir? Fehime, fehima, fehimu. Fehimet, fehimeta. Gaibenin tesnesidir. Müennes yani. Buradaki fail nedir? Fehime ta'dır. Ta'dır derken tesniye elifidir yani. Şimdi burada önemli noktalar var tabii. Önemli noktaları anlarsak sorular muhtemelen bunlara göre gelecektir. Fehime ta diye niye yazıldı da fehime yazılmadı? Ayşe bir, Hatice de bir, Hatice de bir. Aradaki vav artı yani. Kaç tane insan ismi var? Ayşe bir, Hatice iki tane insan ismi var. Öyleyse gelecek fiil ikil olmalı. Bir tane olsaydı, mesela sadece Ayşe olsa, Hatice olmasa ne olurdu? O zaman fehime ta şeklinde müennes gelmezdi. Müfret gelirdi. İki tane isim olduğundan dolayı fiil tesniye gelmiştir. Ama sadece bu kadar değil. Fiil fehima değil. Fehimeta. Eliften önce t var. Yani fiil müennes. Neden müennes? Çünkü fiilden önce gelen kelimeler Ayşe ve Hatice her ikisi de müennestir. Onlara uyumlu olarak gelmiştir. Yani bunu bir soru olarak düşünebilirdik. Aişetü ve Hatice'tü nokta 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 ederse noktalı yere ne gelecek? Gelecek şey Ayşe ve Hatice müennes olduğuna göre müennes bir kelime gelmek zorunda. Ayşe bir, Hatice bir yani iki tane kelime var. Bir artı bir. Öyleyse tesniye gelmelidir diye düşünerek tercih edilirdi. Ettullabu küllühüm. Öğrencilerin tamamı nedir? Necehu fil imtihan. İmtihanda başarılı oldular. Şimdi neden necehu diye gelmiş? Öncelikle necehu ne kelime? Neceha, neceha, necehu. Mazinin cemi müzekker gaibi. Yani cemidir, müzekkerdir. Fail burada vav olmakta. Vav burada muttasıl merfu zamirdir ve neceh fiilinin failidir. Peki neden cemi gelmiştir? Cemi gelme nedeni sand et-dullabu. Dullab nedir? Dalibun, dalibani, dullab. Talip kelimesinin çoğuludur. Cemi mükesserdir. Kırık çoğul diyorduk. Cemi teksir, cumu'u teksir. Çeşitli isimleri vardı. Cemi olduğundan kelimenin cemi gelmesi gerekirdi. Dullab kelimesi müzekkerdir. Dalibatun değil yani. Müzekker olduğundan necehu da müzekker gelmiştir. Bunlar hep soru olarak değerlendirilebilir yani. Bu kelimeleri silsek buraya ne gelirdi diye düşünülebilir. Sebahna buradaki zamir na zamiri muttasıl merfu zamirdir. Faildir. Sebahna biz yüzdük manasına geliyor. Sebahtu sebahna fiil mazi nefsi mütekellim maal gayr. El muallimatu cemi müennes salimdir. Daha önce söylemiştik. Nerede anlıyoruz? Sondaki açık T ve sağındaki dik elif bunun cemi müennes salim olduğunun delilidir. Yani kelime cemidir ve müennestir.
Öyleyse bu kelime burada olmasa bile, yani yahrusne kelimesi burada olmasa bile gelecek kelime ne olmalı? Sandaki kelimeye uygun olmalı. El muallimat nedir? Cemidir, müennestir. Yahrusne nedir? O da cemidir, müennestir. Uyum var. Fail ney? Nun. Nun, yahrus kelimesinin, yani o fiilin, o fiili muzarinin faili olmaktadır. Muttasıl merfu zamirdir. Mahallen merfudur denilebilir. Ve külü ve şrabu ve la tusrifu, bir ayet. Araf suresi 31. ayette yazılmış. Külü, kül yani kül emri hazırından gelmekte. Ekele mazisinin kül diye emri gelir. Külü onun çoğuludur. Emri hazırın cemisi. Vav burada fail. Biliyorsunuz tüm cemilerde vav faildir. Tüm cemi derken müennesleri katmayalım yani. Müzekkelerden bahsediyorum. Ve şrabu ve işrabudur. Burada kendisi de vasıl. Burada da yine vav faildir. Muttasıl merfu zamir bunlar da faildir. Ve la tusrifu, bu da nehy hazır. İsraf etmeyin. Sizler israf etmeyin. Buradaki vav da yine muttasıl merfu zamirdir ve faildir. Entuma, siz ikiniz, fehimtuma, anladınız el mevzu'a, konuyu cegiden iyi anladınız. Entuma'dan sonra fehimtuma olmasa bile entuma nasıl bir zamirdir? Ente, entuma zamirleri ezberlediysek entenin ikili yani tesniyesi, öyleyse buraya tesniye bir kelime gelmelidir diye direkt anlaşılırdı. Bu yüzden Seyyid Tuma da teslim olarak gelmiştir. Tuma burada faildir. Muttasıl merfu zamirdir aynı zamanda. Ellezine uhricu, bu da Hac suresi 40. ayet. Uhricu, buradaki vav yine. Buradaki vav ne olmakta? Şimdi bu fiil, önce kelimeyi bir inceleyelim. Kelime ehrace ifal babından mazi malum. Uhrice ifal babından meçhul mazi. Uhrice. Uhrice'nin cemisi bu. Çekelim. Uhrice, uhrica, uhricu. İfal babı, mazi ve meçhul bir fiil. Cem-i müzeker bir kelime. Cem-i müzeker gaip. Buradaki vav, madem ki fiil meçhul, öyleyse artık faildir demiyoruz. Ne diyoruz? Naibu faildir, muttasıl merfu zamirdir. Ve zulzilu, zelzele, zülzile. Bu da zelzele rubai mücerret fiilinin meçhulü. Zelzeleydi malumu. Zülzile olmuş. Meçhul olmuş. Zülzile, zülzile, zülzilu. Bu da yine cemi müzekker gaip fiil mazi. Rubai mücerrettir. Aynı zamanda muzaaf fiildir. Ahzab suresi 11. ayet. Buradaki tu faildir. Muttasıl merfu zamirdir. Şimdi buraya dikkat ediyor. Dikkat kesilelim. Merfu muttasıl zamirler ismini ref haberi nasbeden kâne ve benzerlerinden, yani nakıs fiillerden birisine bitiştikleri zaman nakıs fiilin ismi olmak üzere yine merfu olurlar. Dikkat edelim yani kâne ve kardeşleri, artık kardeşleri her nelerse. Bunlara bitiştikleri zaman bu zamirler ne olurmuş? Muttasıl merfu zamirler artık kânenin nesi oluyor? İsmi oluyorlar. İsmi olmaktalar. Artık faildirler, naibu faildirler demeyeceğiz. Kana, kana tesniye bir kelime. Mazi. Kane müfret idi. Kana tesniyesi kanu cemisi şeklinde devam ediyor. Buradaki tesniye elifi var demek. Tesniye elifi var. Bu tesniye elifi artık ne olmaktadır? Kâne'nin ismi olmakta ve mahallen merfu olmaktadır. Dalibeyni Kâne'nin haberidir. Konumuz onunla ilgili değil. Kâne'nin haberidir. Tesniye olan ya ile mensuptur. Konumuz onunla ilgiliymiş aslında. Dalibeyni tesniye bir kelime. Dalibun, dalibani, tesniye rafali, dalibeyni tesniyenin ye ile yazılmış hali, bu da onun nasb hali olduğunu göstermekte. Kâne haberi nasb eder, bu yüzden dalibeyni mensuptur. Kâneta, buradaki evet elif yine aynı şey söz konusu. Ve kânu, burada da vav yine kânenin ismi olmakta.
Aşağıdaki cümlelerde geçen merfu muttasıl zamirleri belirleyin. Merfu ve muttasıl zamirleri bulmamızı istemişler. Buna göre bakıyoruz. Bir kere konumuz neyle ilgili? Fiillerle ilgili. Yeteveccehune bir fiildir. Başındaki ye'den bunun muzari olduğunu anladık. Teveccehe yeteveccehe yani tefaül babından muzaridir. Cemi vavı burada muttasıl merfu zamir olmakta. Muttasıl merfu zamirleri arıyoruz. Başka nerede var? En yettehizu, ittehaze, yettehizu, yettehizu, yettehizani, yettehizune. Başında en olduğundan sondaki nun düşmüş nasb hali. Yani buradaki vav da cemi vavı yine muttasıl merfu zamir olmakta. Başka bakıyoruz. Hüve ve sadiguhu. Yezhebani, yezhebu, yezhebani muzahirenin tesnisidir. Buradaki elif muttasıl merfu zamiri olmakta. Vasaltu muttasıl merfu zamir tu burada. Edrüsü başka yok. Ayşetü Zeynebü fazzalete. Fazzalete'ye baktığımızda burada da ta var. Yani elif var diyelim daha doğrusu. Tesniye elifi burada fail. Muttasıl merfu zamir. En-nisa'u yadbuhne. Burada da nun. Mühendislik nunu, cemî nunu. Muttasıl merfu zamir olmaktadır. Mensup muttasıl zamirler. Fiile bitişen ve daima meful bih konumunda olmak üzere mensup olan zamirlerdir. Fiili bitişmiş olan ve fiili fiil çekimlerinde yer almayan her zamir mutlaka mensup muttasıl zamirdir. Fiili bitişmiş olan ve fiil çekimlerinde yer almayan her zamir mutlaka mensup muttasıl zamirdir. Ben az önce ne demişti? Daima mef'ulü bih olurlar demişti. Çok önemli yani. Daima mef'ulü bih olurlar. Ve fiili bitişmiş olan ve fiil çekimlerinde yer almayan her zamir. Fiil çekim işte. Fiil çekimi herkes yapıyor. Nasara nasara nasaru şeklinde devam edebilir. Veya yensuru yensuran yensuruna. Unsur unsura unsuru şeklinde. Fiil çekimi yaparken hangi zamirleri bitişiyor hangileri bitişmiyor. Çekim ezbere biliyorsak bunu zaten biliyoruz. Buna göre bir cümlede bir fiil gördüğümüzde fiil çekim yaparken standart halinde o zamir yoksa yani sonradan geldiğini anlayabiliyorsak bu durumda o zamir nedir? Fiile bitişmiş o zamir nedir? Direkt mef'ulü bih'tir. Yani bir metin okurken hangisi fail, hangisi mef'ul, müpteda, haber gibi şeyleri anlayabilmek için bu zamir konusu çok önemlidir. Hu zamir. Mesela nasara hu, ketebe hu şeklinde zamir gelebilir. Huma, hum, ha, huma, hunne devam ediyor. Hu, ha. Genelde hu ile ha karıştırılır. Hu'nun gaib, ha'nın gaibe zamiri olduğunu iyi bilelim. Hu gaib, ha gaibe zamiri. Ke fethalı olduğundan muhatap yani erkekler için. Ki muhataba yani bayanlar için. Elbette ortak olanlar var. Huma, huma. Hem gaib, hem gaibe. Küma, küma. Hem muhatap, hem muhataba olarak gelmektedir. Bu neye göre belirleyeceğiz? Cümlenin sağına sonuna bakarak karar verilir. Karıştırılmaz yani kolaydır. Bir de ne var? Ya var. Beni bana diye mana verilebilir. Na ve de na var. Na zamiri önemli. Şimdi örnek verelim. Ketebe na derse. Ketebe yazdı. Na bize. Nasara yardım etti. Na bize. Yani oradaki na mef'ul olmakta. Ama ketebna dediğimizde biz yazdık. Nasarna dediğimizde biz yardım ettik. Bu durumda fail oluyor. Na zamir hem fail hem de mef'ul konumunda olabilir. Öncesi sakinse fail olur. İşte ketebna, nasarna, haracna, fetahna, inna fetahna leke. Fetha mübina biliyorsunuz. Oradaki inna fetahna fetahna na'dan önce cezim olduğundan fail olmakta. Eğer fetahna yerine fetaha na olsaydı artık o na fail değil mef'ul olacaktı.
Örneğin fehimna, biz anladık. Fehimena, bizi anladı. Bu önemliydi. Mensup muttasıl zamirler. Mensup ve muttasıl olan zamirler. İnne ve benzerlerine bitiştikleri zaman bu edatların ismi olmak üzere gene mensup olurlar. İnnehu, inne ismi nasf haberini raf eder. Hu burada ismi olmakta, gafur haber olmaktadır. Hu zamir innenin ismi ve mahallen mensuptur. Adedü talibati fil külliyeti diye devam ettiğimizde innehunne inne ismi nasf haberini raf eder. Haberini raf etmiş zaten. Ekse ru zammeli yani raf olmuş. Öyleyse hunne onun ismidir. Ve mahallen mensuptur. Çünkü ismini nasb eder. Nasb olması gerekiyor. Lafzen değil. Mahallen oluyor. Neden? Çünkü hunne bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Her mebni mahallen irap alır. Aşağıda diyor altı çizili kelimeleri mensup muttasıl zamirleri tespit edin. Mensup ve muttasıl olacak. Zaten çizmişler. Et-talibatu bayan öğrenciler kad bazen yuhdi'ne hata yapıyorlar. Fe bu durumda nercu bekliyoruz, istiyoruz minküm sizden en tusamihu müsamaha etmenizi hunne onlara, o bayanlara. Et-talibatu şimdi burada anlatılan şeye geçmeden önce inceleyerek gidelim. Et-talibatu nedir? Cem'in önüne salim. Açık T ve sağındaki eliften bunu anladık. Öyleyse buna uygun kelime gelmeliydi. Yukarıdaki anlattığım şeylere, yazılan şeylere bakarsak öyle. Yuhdi'ne o yüzden cemi ve müennes gelmiştir. Yuhdi'ne bir fiil, faili nundur. Nercu. Göstermenizi bekliyoruz diyor. Yani istiyoruz, diliyoruz. Nercu. Minküm sizden en tusamihu hunne. Hunne burada nedir? Mef'uldür ve mensuptur. Yani mensup muttasıl zamirdir. Hunne. Ra'eytu huma fit-tariqi. Buradaki huma da şimdi öncesini söyleyelim gerçi. Buradaki hunne nasıl muttasıl zamir olur ki? Çünkü vav var. Vav kendisinden sonra gelen hiçbir harfle bitişmez. Bu yüzden vav ile ha arasında bir boşluk görebilirsiniz. Yani mürekkep bitişmemiş. Arada siyah o çizgi devam etmiyor. Ama buna rağmen hunne muttasıl zamirdir. Neden bitişmemiş? Çünkü vav hiçbir harfe sol tarafta bitişmez. Sağda bitişir. Ra'eytu, hani ra'a görmek, bilmek. Tu, ben gördüm. Huma, o ikisini fit-tariki, yolda. Tu, fail. Huma, burada mef'ul. Ne demiştik yukarıda? Yani çok dikkat çekiyoruz falan diye bayağı bir anlatmıştık. Neredeydi orası? Buradaydı. Fiile bitişen ve daima mef'ulü bih konumunda olurlar demiştik. Fiile bitişirler ve daima mef'ulü bih olurlar. Onlar nelerdi? Fiil çekimlerinde yer almayan zamirlerdi. Fiil çekiminde normalde yer almayanlar. İşte ra'a fiilini çekerken ra'a huma diye bir çekim söz konusu değil. Buna göre buradaki huma nedir? Mef'ulü bih'tir, mensuptur, muttasıl mensup zamirdir. A'tihi. Kalemini ona ver diyor. A'ti emri hazır. Faili ente, gizli. Birazdan gelecek onlar. Ente fail. Hi burada ne olmaktadır? Mef'ulü bih, az önce geçti. Fiile bitişen zamirler mef'ulü bih olur. Ama hangi zamirler? Standart çekimde yer almayanlar. Hi. Normalde ketebeyi çekerken hi var mıdır? Yoktur. Yektubu'yu çekerken var mı? Gene yok. Uktub emir hazır çekelim yine yok. Demek ki standart çekimde hi diye bir zamir yok. Öyleyse fiile bitiştiği zaman ona mef'ulü bih deriz. Entezirukum. Entezuru nentezuru. Entezuru ben bekliyorum. Küm sizi. Küm muttasıl mensup zamirdir. Mef'uldür. Nasıl muttasıl olabilir ki? Ra ile bitişmemiş. Arada boşluk var. Az önceki vav'da olduğu gibi ra da sol tarafta hiçbir harf ile bitişmiyor.
Özetle diyebiliriz ki bu muttasıl zamirler nasıl bilinir? Bir ya birebir motomot ezber yapılacak. Hangi zamirlerdir, hangileri değildir? Ya bu olacak. Ya da hangi harfe bitişebiliyorlar, hangi harfe bitişemiyorlar? Bunların tespit edilmesi gerekir. Bununla ilgili tecvid kitaplarında bir konu olduğunu biliyoruz. Hel ta'idu ni. Buradaki ni de mef'ul olmaktadır. Yani ni'den kasıt tabi sondaki ya harfidir. Çünkü başındaki bulunan nun, ta'idu ni, oradaki nun, nunu vikayedir. Şimdi bunu anlatıyorlar. Mütekellim yası fiili bitişince kendisinden önce nun getirilir. Ta'idu ni. Şimdi buradaki ta'idu aslında neydi? Va'ade ye'idu fiili. Va'ade ye'idu. Ya'idun'un çekimi yapılıyor. Ta'idu halini almıştır. Ta'idu kelimenin aslı. Nun kelimeden değil. Fiili mütekellim yasına bitiştirmek istediğimizden nun'u getirdik. Fiilinde ya zamirinden önce getirilmiş olan bu nun'u vikaye. Nun'u vikaye koruma nun'u demektir. Nun'ul vikaye diye Arapça yazılır. Zira bunun sayesinde zamirden önceki harfin harekesi değişmemiş ve olduğu gibi korunmuş olmaktadır. Aşağıdaki cümlelerde geçen mensup muttasıl zamirleri belirleyin ve i'raplarını söyleyin. Bakalım nelermiş. Ma huve ahiru kitabin qara'tehu. Qara'tehu şimdi kara'e bir fiil. Qara'te sen okudun manasına geliyor. T yani fail burada değil mi? Nasar T, ketep T şeklinde T muttasıl merfu zamirdir, faildir. Peki hu neyin nesi? Hu standart şekilde fiilde var mı? Hu yok ki. Yani nedir? Muttasıl mensup zamirdir. Muttasıl mensup zamirler fiili bitiştiği zaman ne olurdu? Mef'ulü bih olurdu. Öyleyse buradaki hu nedir? Mef'ulü bih'tir. Peki bu nedir? Zamirdir. Zamirler mebnidir. Tüm mebniler mahallen irap alır. Peki mahallen merfu mu diyelim, mensup mu diyelim, mecrur mu diyelim? Bu zamir neydi? Muttasıl mensup zamirdi. Öyleyse mahallen mensuptur diyelim. Çünkü bu merfu zamir değil ki mahallen merfu diyeyim. Mensup zamir olduğundan mahallen mensup deriz. Se'ele sordu ni bana. Se'ele yes'elu fiil. Fiil mazi se'ele. Ni, peki oradaki nun nereden geldi? Az önce geçtiğimiz nunu vikayedir. Kelime nasından değil çünkü. Ardından mütekellim yası gelmekte ki buradaki mütekellim yası zamir olmaktadır. Nasıl bir zamir? Se'ele, se'ela, se'elu, se'elet, se'eleta, se'enne, se'elte fiil çekiminde o ya var mı? Yok. Öyleyse mef'uldür. Yani mef'ulü bih'tir. Anlatmıştık bunu. Peki mef'ulü bih'tir zamirdir. Her zamir mebnidir. Her mebni mahallen irap alır. Mahallen merfu, mensup, mecrur hangisini demeliyiz? Bu zamir mensup zamir değil mi? Muttasıl mensup zamir. Öyleyse mahallen mensup diyelim. Buradan direkt sonuncusuna geçeyim. Her biri aynı şekilde. Bir şey yok bunlarda. Kolay yani. Zaten bunların cevapları var. Sıra sizde sorusu olduğuna göre. Vasale cümlesine baktığımızda burada ne var? İstakbele hum. İstakbele. İstifal babından mazi fiildir. İstakbele. İstef'ale. İstahrace. İstekrame. Kerimeden istekrame. Bu şekilde şeyl yani. Öyleyse hum zamirine de baktığımızda geçiyor. Hum zamiri nedir? Fiille bitişmiş midir? Bitişmiştir. Öyleyse nasıl bir zamir olur? Mensup zamirdir. Muttasıl mensup zamir zaten ve mef'ulü bih olmalıdır. Çünkü fiil çekiminde standartta hum yoktur. İstekbele, istekbela, istekbelu, istekbelet çekiminde hum yok. Hum öyleyse mef'ulü bih'tir. Mahallen mensup diyorum. Niye mensup da mahallen merfu demedim? Çünkü mensup zamirdir zaten. Şimdi geldik mecrur muttasıl zamirlere. Bunlar da olsa olsa mahallen mecrur olur. Merfu zamirler mahallen merfudur. Mensup zamirler mahallen mensup. Mecrur zamirler mahallen mecrur. Bu şekilde gidiyor. Mecrur ve muttasıl zamirler. Mecrur oluş nasılmış bakacağız.
Yukarıda tablo halinde verdiğimiz mensup, muttasıl zamirlerle aynı zamirlerdir. Yazılışta bir fark yok yani aynı zamir. Bu zamirler fiili bitiştiklerinde mensup oldukları gibi isme bitiştiklerinde de ne olacaklardır? Artık mecrur zamir olurlar. İsme bitiştiklerinde bu isim ne olabilir? Muzafın ileyh olmak üzere diyor. Çünkü hangi isme bitişirse o isim muzaftır. Bu zamir de artık muzafın ileyhtir. Ve harfi cerden sonra geldiklerinde de mecrur olurlar. Çünkü harfi cer de o kelimeyi, o zamiri ne yapacaktır? Cer edecektir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zamirler mebni kelimeler olduğundan görünen bir alametle değil mahallen mecrur olacaklar. Gidip orada esre aramayacağız yani. Esre nerede? Hadi esreyi bulalım. Böyle bir şey yok. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizilmiş olan mecrur muttasıl zamirlere tespit ediniz. Neydi? Muttasıl mensup zamirler ile yazılışı aynıydı. Tek fark bunlar ya isme ya da harfi cerre bitişecek. İsim ile fiili ayırt edebiliyor muyuz? Edebilmemiz lazım. Bir de harfi cerleri ezbere biliyorsak iş bitmiştir. Ya tullabu. Yecibu aleyküm. Aleyküm ala harfi cer. Küm zamir. Küm zamiri neye bitişmiş? Ala harfi cerine bitişmiş. Ala küm aleyküm. Harfi cerine bitişmiş bir zamir söz konusu. Bitiştiği için direkt muttasıl. Neye bitişmiş? Fiile değil. İsim veya harfe bitişmiş. Burada ne? Harfe bitişmiş. Öyleyse artık bu nedir? Muttasıl mecrur zamirdir. Peki irabı ne? Mahallen mecrur. Çünkü mecrur zamirlerinden bahsediyoruz. Onlar mahallen mecrur olur. Unutmuyoruz. Merfu zamirler irabı mahallen merfudur. Mensup zamirlerin irabı mahallen mensup. Mecrur zamirlerin irabı mahallen mecrur. Bu irabı unutmayalım. Hazi Fatımetu ve haza İbnuha. İbnun bir harfi cer değil ama aynı zamanda fiil de değil. Öyleyse isim İbnun, İbnemun, İbnetim bunlar hemze-i vasıl konusunda işlenen şeylerdir. İbn oğul manasına geliyor. İbnuha. Buradaki İbn muzaf, ha muzafın ileyh. Yani ha zamiri neye bitişmiş? Bir isme bitişmiş. Bitiştiği için muttasıldır deriz. Bitiştiği şey ne? İsim. Öyleyse bu zamire ne deriz artık? Muttasıl mecrur zamir. Çünkü ha muzaf ileyh olmakta. Peki irabı ne bu zamirin? Muttasıl mecrur zamir dediğimize göre irabı mahallen mecrur olur. Amidühüm. Amid fiil değil, harf değil, öyleyse isimdir. Hum isme bitiştiğine göre mahallen mecrur olacak irabı. Çünkü muttasıl mecrur zamir olmakta. Dal ile hum yani ha bitişmemiş aynı vavda olduğu gibi ra'da olduğu gibi yani bazı harflerle bitişmez bunlar. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar geldik dikkate dikkat fihi ve bihi örneklerinde olduğu gibi mecrur muttasıl zamirlerin sonlarına kesre hareke gelmesi onların kesre ile mecrur oldukları anlamına gelmez. Yani bihi ba harficer ardından hi zamiri gelmiş hi esre ile mecrurdur. Hayatta demeyin. Fihi, fi harfi cer, hi de zamir. İşte fihi'yi esre ile mecrur yaptı. Hayatta demeyin. Böyle bir şey yok. Bu zamirler yine mahallen mecrur olmaktalar. Sonlarına gelen bu kesreler yani bihi'nin esre ile okunması. Fihi'nin esre ile okunması. Bu kesreler sadece önceki harfin harekesine uyum olsun diye böyle olmuş. Daha kolay okunsun diye böyle olmuştur. Yani zamirleri açıkça esre alsa bile harfi cerden dolayı değil. Kelimeye uygunluk olsun diye almıştır. Sıra sizde dördüncü sorumuz. Mecrur muttasıl zamirleri tespit ediniz. Sıra sizde sorusu olduğu için cevabı sizde zaten vardır. Kitabın sonunda verilmiş yani ünite sonunda. Biz bir iki tane bakalım. Hel tehtarul kütübe elleti turidu kıraeteha. Vahdeke ke bir zamir. Nasıl bir zamir? Bir kere mensup zamirdi biliyoruz. Neye bitişmiş? Vahd kelimesine. Fiil değil bu. Aynı zamanda harf de değil. Öyleyse isim. Ke madem ki isme bitişmiş. Öyleyse ke artık nedir? Muttasıl mecrur zamirdir.
Vahd ne olmakta? Muzaaf olmakta. Kef artık muzaafın ileyhtir. Yani bu zamirleri bilmek, muzaaf, muzaafın ileyhi bilmekle alakalı. Faili, naibu faili, müptedayı, mef'ulü, faili bulmakta hep faydalı şeylerdir. Dolayısıyla zamir konusunu çok iyi bilin. Yaktazi Ümera, Ümeru külle vaktihi. Hi zamiri vakit ile bitişmiş. Vakit bir zamandır. Yani şeyil değildir. Harf cer de değil, harf de değil. Öyleyse bu hi muttasıl mecrur zamir olmakta. Vakit kelimesi muzaf, hi muzaf ileyh olmakta. İrabı nedir? Hi'nin irabı mahallen mecrur. Yukarıdaki ke de mahallen mecrur. Bunlar mecrurlar çünkü muzaf var başlarında. Nasıl mecrur? Mahallen, lafzen değil. Esre aramayın. Dikkat. Bilindiği üzere Arapça harfler birbirine bitişerek yazılan bir dildir. Harfler birbirine bitişir. Yalnız Arap alfabesinde vav, elif gibi bazı harfler kendisinden sonraki harflere bitişmez. Yani sol taraftaki harfe bitişmeyebilirler. Dolayısıyla muttasıl zamirler bazen bitişik yazılmamış olabilir. Bu durumda her ne kadar şeklen zamir bitişik yazılmamış gibi görünse de o yine de nedir? Muttasıl zamirdir. Munfasıl zamir sayılmaz. Muallimuhum. Buradaki hum vav ile bitişemedi. Artık munfasıl bitişmemiştir diyemeyiz yani. Öyle bir şey yok. Kalemahu hu da bitişmedi. Ketebuhu hu da bitişmedi. Örnekteki zamirler yine de nedir? Muttasıl zamirlerdir. Şimdiye dek hep bariz zamirlerin kısımlarını gördük. Bariz yani gözle açıkça görebildiğimiz zamirlerdi. Şimdi müstetir zamirlere geldik. Bu da çok önemli bir konu yine. Çünkü hala zamir konusundayız. Müstetir gizli demek. Gizli olduğunu bilin. Yani metinde göremediğiniz zamir. Metinde yazılmayan ancak var kabul edilen zamirlerdir. Esasında müstetir zamirler ayrı bir zamir grubu değildir. Çünkü ene, ente, hiye, huve, nahnu gibi munfasıl merfu zamirleri belirli durumlarda müstetir, gizli zamir olarak kullanılırlar. Yani gizli olan zamirler hiç görmediğimiz, bilmediğimiz şeyler değil. Bazen ene gizli zamir olur, bazen ente olur, bazen diğerleri olur. Bunlardan ene, ente, nahnu zamirleri fail konumunda olduklarında vücuben, bu da çok önemli. Vücuben zorunlu olarak müstetir olurlar. Zorunlu olarak müstetir olmak. Yani bariz zamir olarak açık şekilde yazılmaları mümkün olmadığı gibi bunların yerine açık bir isim söylenmesi de mümkün değildir. Bu çok önemli bir bilgi. Demek ki ene, ente, nahnu zamirleri ne zaman ki failler bil ki gizliler. Gizliliği de vücubendir. Zorunludur yani. Gizli olsa da olur, olmasa da olur değil. Mecburen gizli olmaları gerekiyor. Yerlerine açık bir isim de gelemiyor. Hiye, huve zamirlerinin müstetir oluşu ise vücuben değil, cevazendir. Hiye ve huve zamirleri de gizlidir ama gizli olmayabilir de. Yani cevazendir. Bunların müstetir zamir olarak kullanılmaları zorunlu olmayıp yani görünebilirler manasına geliyor bu. Bu zamirler yerine istenildiği takdirde açık isim getirilmesi de mümkündür. Aşağı tarafı iyice inceleyin diyorlar. İkra nedir? İkra emri hazır, müfret, müzekker, muhatap. İkra oku manasında bir emir, kara'e fiilinden gelmekte. Faili entedir, zamirdir. Failin müstetir zamir olarak gelmesi zorunludur. Yani vücuben gizlidir bu. Müstetirliği vücubidir. Gizliliği mecburidir. Nerhamu, erhamu, nerhamu. Burada da nahnu fail olmaktadır. Nehterimu. Nehterimu diyor. Evet, nehterimu var bir de ileride. Onu görmedik. Sadece burayı söyledik. Nehterimu'da da yine nahnu faildir. Failin müstetir zamir olarak gelmesi zorunludur. Yani nerhamu boşluk nahnu şeklinde değil. Seni yaz tatilinde ziyaret edeceğim. Se ezuru. Ezuru
Ben ziyaret edeceğim. Yani ene faildir. Failin müstitir zamiri olarak gelmesi zorunludur, mecburidir. Hatice'tu zehebet. Zehebet nasarat ketebet fetahet kalıbı. Hatice İstanbul'a gitti. Diyor ki bu cümledeki zehebet fiilinin faili müstetir yani gizli hiye zamiridir. Zehebet gitti. Kim? Hiye. O gitti. Hangi o? Oradan kasıt kim? Hatice gitti. Ama buradaki hiye zamirinin gizli oluşu cevazendir. Vücubi değildir. Vücubi değil. Hiyeyi gizlemek zorunda değiliz. Zamirin yani failin gizli bir zamir olması mecburi değil. İstersek ne yaparız? Zehebet Hatice'tu yani Hatice kelimesini açıkça fail yapabiliriz. Bu durumda fail artık Hatice olacaktır da hiye faildir diyemeyeceğiz. Bu buraya has değil, kalıpla ilgili. Çünkü hiye zamiri söz konusu. Hiye zamiri söz konusu olan her yerde durum budur. Bilin ki hiye vücuben değil, cevazen gizlidir. Aşağıdaki paragrafta geçen bütün zamirleri tespit edin ve çeşitlerini belirtin. Belirtelim. Câe racülün. Racül yerine câe hüve de denilebilirdi. Değil mi? Cevazen müstetir. Câe racülün ilâ Ömer ibnil Hattâb. Radıyallahu anhu an harfi cerdir. Ardından gelen hu zamir muttasıl mecrur zamirdir. Yeşku Ali ibn Ebi Talib'in ve hüve merfu munfasıl zamirdir. Neden merfu zamir? Çünkü hüve o nedir? Calisun ma'hu onunla birlikte oturmaktadır. Ve mübteda yani burada. Ma'hu hu zarf ile ma'a bir zarftır. Sonuç olarak fiil değildir. Fiille bitişmediğinden muttasıl mecrur zamir olmaktaydı. Fegale lehu. Gale dedi. Kim? Hüve o dedi. Yani hüve ne burada? Hüve zamiri müstetir zamir olmakta. Müstetir, merfu zamir. Lehu ona dedi. Burada da ne olmaktadır? Muttasıl mecrur zamir. Hu. Ne dedi? Ya Ebal Hasan gum. Gum, gameden emri hazır. Gum, ente var zamir. Gif ve gif. Burada da yine ente zamiri var. Sahibike kef zamiri neyle bitişmiş? İsim ile bitiştiğinden muttasıl mecrur zamir olmaktadır. Vechuhu hu muttasıl mecrur zamir çünkü isimle bitişmiştir. Se'ele sordu. Hu ona. Kim sordu? Hüve o sordu. Müstetir zamir var. Hu burada muttasıl mecrur zamir. Se'ele hu. Bu şekilde devam ediyor. Alıştırmalar aşağıda geçen aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri örnekte olduğu gibi belirtin. Yani ne yapmışlar? Üsrati, ceddi, ceddeti, tu, merfu, muttasıl zamirdir demiş. Neredeki tu'dan bahsediyorlar? Buradan. Safer tu. Tamam. Üsrati, ceddi, ceddeti, burada da ya, mecrur, muttasıl zamirdir demiş. Riyazati, burada da ne var o zaman? Riyazati, ya, muttasıl mecrur zamir. Hiye burada munfasıl merfu zamir. Enti neydi? Muttasıl merfu zamir. Teştehidine burada ya muttasıl merfu zamir olmakta. Fi durusiki buradaki ki muttasıl mecrur zamirdir. Muttasıldır, sağıyla bitişmiş, mecrurdur çünkü sağı isimdir. Vela tühmiline vacibe ki muttasıl mecrur zamir çünkü isimle bitişmiş. Se'ele sordu, ni bana sordu. Buradaki ni muttasıl mensup zamir olmakta artık. Se'el ni değil yani nasartu nasarna nasarana ketebna ketebena ne demiştik? Na'nın öncesi sükunlu ise oradaki na veya ya olabilir, nun olabilir. Fail olmaktaydı. Eğer sükunu değilse mef'ul olmaktaydı. Se'ele sordu. Kim? Hüve o sordu. Ni bana. Ni burada yani muttasıl mensup zamir olmakta.
Ni derken bu arada nunu vikaye, yani kastımız burada yağdır zamir olan. Muttasıl mensup zamir dediğimiz yağdır. Nunu vikayedir. Kemenasından değildir. Eceptu ben cevap verdim hu ona. Eceptu'daki tu muttasıl merfu, hu muttasıl mensup zamir olur. Ene munfasıl merfu zamir olmaktır. Şöyle kısaca göz atıyoruz. Ona bakalım. Ela tenzil. Yani ela diyorum. La tenzil. Burada da ente vardır. Fail. Yani müstetir zamirimiz entedir. İkiye doğru devam ediyoruz. Evet, ne demişler? Buraya göre uygun olanları bulun demişler kısacası. Celestu tu muttasıl merfu zamirdir. İhveti benim kardeşim. Buradaki ya muttasıl merfu zamir olmakta. Pardon, muttasıl merfu dedim. İhve kelimesi isimdir. Dolayısıyla kendisine bitişmiş olan ya muttasıl mecrur zamir olmaktadır. Netehaddesu. Netehaddesu. Biz bahsediyoruz manasında. Biz bahsedeceğiz veya gelecek zamanda olabilir. Buradaki fail nahnu müstetir zamirdir. Merfu zamirdir. Merfu munfasıl diyebiliriz. An fazli valideyna. Fe vecedna. Na burada muttasıl merfu zamir olmakta. Bu şekilde devam ediyor açıkçası. 3. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içinden uygun kelimeyle doldurun. Şuradan demişler. Taraka Aliyun. Evet, burada neye göre seçim yapılacak? Bütün noktalı yerlerde yararlanabildiğimiz yerden yararlanmalıyız. Burada sağ tarafta kelimeler var. Sağ taraftan yararlanalım. Sol tarafta da var. Oradan da yararlanalım. 3'e baktığımızda sağ tarafta yararlanılabilecek bir şey yok ama sol tarafta var. Yani nereden yararlanabiliriz? Onun peşinde olmalıyız. Gale Erüstazü lit talibeteyni. Gale dedi Erüstazü hoca lit talibeteyn, iki bayan öğrencisi için dedi. Dalibetey. Yani dalibetani tesniyedir, değil mi? Tesni olduğunu esrelin nundan anladım. Aynı zamanda nedir? Müennestir, çünkü ya'dan önce t var. Dalibani değil. Dalibetani, dalibeteyni şeklinde. Bu durumda bize tesniye ve müennes bir kelime lazım. Tesniye olmalı ve müennes olmalı. Bakıyoruz. İnneküm cimidir, müzekkerdir. İnnekünne müennestir, cimidir. İnneküma tesniyedir. İnnekümayı buraya yazarız. Bunu yani hemen sol taraftan da anlayabilirdik. Nacihetani. Bu da tesniye müennes. Oradan anlaşılabilirdi. İstekbele Hasan ve Ali. Hasan bir kişi, Ali de bir kişi. Toplarsak yapar iki kişi. Vav wow, artı manasında. İki kişi var. İkisi de nedir? Müzekkerdir. Öyleyse bize tesniye ve müzekker bir kelime lazım. Hangisi tesniye ve müzekkerdir? Sadika huma sadikuhu sadika küma. Küma olabilir mi? Olabilir. Huma olabilir mi? Olabilir. Ama burada küma siz, huma o ikisi manasında olduğundan gaibi seçiyoruz. Huma'yı tercih ettik. Dalibatun cemi müennes salimdir. Cemidir, müennestir. Öyleyse cemi ve müennes olanı bulalım. Enti müfrettir. Entunne cemidir. Künne. Burada da entünle sizler dalibatun bayan öğrenciler misiniz? Fi hazir külliyeti şu fakültedeki, şu fakültede okuyan diyebiliriz. Geçelim birkaç tane. Uhafizu. Uhafizu ben muhafaza ediyorum. Ederim. Ala nezafeti. Nezafet temizlik. Ala harfi cer olduğundan nezafe onun mecruru. Nezafe aynı zamanda muzaf. Medrese ti seçeriz. Çünkü ta esreli burada. Medrese ti okulumun temizliğini muhafaza ediyorum. 10'uncuya bakalım. Feriha sevindi. El evladu veledün evladun cem-i keser. Çocuklar sevindi. Bi ne sebebiyle? Necahi, evet, harfi cer cer etmiştir. Necahi yine cer etmiştir. Necaha cer etmemiştir. İraptan olmaz zaten. Bu kaybetti. Necahihima ve him. İkisi kaldı.
El-evlâd cemi olduğundan cemi seçeriz. Necahihim doğru seçenek olarak işaretlenir. Bir tane aşağıya kaydık. 4'e baktığımızda şıklar olmadığından bu tarz soru sormayacaktır. 5'e baktığımızda yine böyle bir soru yoktur esasında. Böylece bitirdik diyebiliriz. Bir iki alıştırma vardı en sonunda. Onlara da kısaca bakarak bitirelim. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Limazani için lem tunazzim temizlemedin sen vaktinde kema yecibu gerektiği şekil üzere. Tunazzim lem tunazzim sen temizlemedin. Ente çünkü müfrettir, müzekkerdir, muhataptır. Burada ente zamir olmalıdır. Vaktekedeki ke zaten zamir. Kema yecibu, yecibu'da da hüve var. Bu zamirlerin buralarda olduğunu nereden biliyoruz? Asıl önemli olan bu. Çünkü bunların cevapları aşağıda zaten var. Lem tunazzim kelimesinin ne kelime? Yani müfret mi, müzekker mi, tesniye mi, gaip mi, muhataba mı gibi. Bu şekilde kelime hakkında bilgiye sahip olmalıyız. Kelime çekimini esasen bilirsek zaten biliriz. Bu fiil çekimi ile alakalı bir durum. Fiil çekimini biliyorsak burada enten olduğunu biliriz. Nereden bildik ama? Diyelim ki fiil çekimini biliyorum. Yine de anlayamadım. Nasıl olabilir? Şuna bağlı. Her fiil bir kere ne alması lazım? Fail alması lazım. Ama tam fiilden bahsediyorum. Kâne gibi nakıs fiilden değil. Nakıs fiiller fail değil. İsim haber alıyor, o başka. Fiil tamsa, yani kâne ve kardeşlerinin dışındaki fiillerden bahsediyorsak, isim fiillerin dışındakilerden bahsediyorsak, isim fiiller de tartışmalı yani. Bildiğimiz normal ketebe, fetaha gibi işte kahkaha gibi, ca'ca'a, demdeme, vesvese gibi, standart bildiğimiz kefara, harace gibi normal kelimelerden bahsediyorsak bilmeliyiz ki her kelime fail almak zorunda. Tunazzim fiilini gördüm. Devam ettiğimde vakteke, kema, yecibu, merfu bir isim göremedim. Bir fail bulamadım burada. Öyleyse bana fail yapabilmek için ente'den başka bir seçenek kalmadı. Öyle düşünebiliriz. O yüzden ente olduğunu buldum. Çünkü her fiile fail lazım. Vakteke de key zaten gördüm. Yecibu, vecebe, yecibu. Yecibu da bir fiil. Fail aradım ama cümle bitmiş, arayamadım. Sağ tarafta fail aranmaz. Fiilin sonunda aranır. Sonuna baktığımda başka kelime yok. Mecburen hüve zamiri fail. Aynı zamanda zamir yani. Dolayısıyla D şıkkı, ente, kef ve hüve. 2 numaralı soruya bakıyoruz. 2 numarada noktalı yere ne gelmeli? Neye göre belirleyeceğiz? Sağda kelime yok. Öyleyse sol taraftan yararlanacağız. Tedafeune kelimesinin ne tarz, ne tür bir kelime olduğunu bilebilirsem, bunu bulabilirsem, noktalı yere uygun kelimeyi getiririm. Tedafeune öncelikle nedir? Cemidir. Nereden anladım? Sonundaki vav ve nun bunun cemi müzekker olduğunu gösterdi. Cemi ve müzekker olduğunu. Buna göre tesniye zamiri olan huma, yani E şıkkı elendi. Aynı zamanda cemi ve müzekker olduğundan dolayı diğerleri kaldı. Tamam. Ama B şıkkı olan nahnu da ortadan silinecektir. Nahnu neden siliniyor? Tedafeune nasartu nasarna, yani en soru nen soru. Fiil-i muzari'nin nefs-i mütekellim mali gayr kalıbı değildir tedafeune. O kalıp olmadığından nahnu ile uyuşmuyor. Nahnu nerede fail olur? Hangi kelimede? Onu bilmemiz gerekiyor değil mi? Birinci şahısta olabiliyordu. Tedafeune birinci şahıs değil ki. Geriye ne kaldı? Hum, entum ve küm kaldı. Hum da olamaz. Niye olamaz? Tedafeune kelimesi bir kere nedir? Muhataptır. Yani ikinci şahıstır. Fiil çekimini bildiğim için bunu bulabiliyorum. Dolayısıyla D şıkkı hum da gitti. Çünkü hum üçüncü şahıs zamiridir. Geriye A şıkkı küm ve C şıkkı entum kaldı. Bunların arasındaki seçimi de küm diye seçemem. Çünkü küm K küma küm ne zamiridir? Mensup zamiridir. Biz burada nereye aradığımız zamir cümle başına gelecek. Cümle başına gelen zamir yani mübteda olmalı.
Dolayısıyla merfu zamir arıyorum. O da ne olur? C şıkkı olur. Entüm siz müptedadır. Tedafeûne haber olmakta. Fiil cümlesi olarak haberdir. Üçe bakalım. Üçte ne varmış? Üçüncü soru da gayet kolay bir soru. Gizli zamir aranmakta. Celestu celese fi tu fail ma ihveti. İhve kelimesi burada isimdir. İsme bitişen mütekellim yası muttasıl mecrur zamir olmakta. Bunlar bariz. Netehaddisu etehaddisu netehaddisu. Haddese yuhaddisu. Yani bu kalıp hangi kalıp? Kalıbı bilmem lazım. Bu kalıp nefsi mütekellim maal gayrdır. Fiil muzaridir bu. Yani ne diyelim? Ketebeden örnek ektubu nektubu. İşte bu nektubu kalıbıdır. Nektubu da nahnu zaten gizli olurdu. Geçmişti daha önce. Vücuben müstetir diye geçmişti. Öyle hatırlıyorum. Bu durumda netehaddesu nahnu zamiri var burada. Diğerlerinde de aynı şeyler olabilir mi? Rakibet. Burada zamirin gizlenmesi caizdi. Hiye olabilirdi. Peki olmuş mu? Hatice tu. Hatice kelimesi merfu gelmiş. Son harf zammeli. Bu yüzden burada hiye zamiri var diyemem. Gizlenmemiş yani. Diğerlerde aynı şekilde gizlenmemiştir. Dörde bakıyoruz. Dörde baktığımızda bir bilgi sorusu yok. Aslında sözlük sorusu var diyebiliriz. Dolayısıyla bunun üzerine durmaya gerek yok.